Efendim şimdi konuğum Doktor Mehmet İlteber Bahadır. Konuşacağımız konu sedef hastalığı. Evet. Günümüzde çok yaygın mı sedef? Sedef hastalığı tabii ki gitgide görülme oranı artmaya başladı toplumumuzda. Hani öğrencilik yıllarımızı düşünüyoruz, şu anda baktığımız hasta oranlarına bakıyoruz. Hani şimdi eskiden çok daha az hasta bakarken bakıyorum şimdi günde hani 20 hasta geliyorsa yani çok daha fazla toplumda görülme oranının arttığını düşünüyorum. Peki neden? İnsandan insana bulaşır mı sedef? Tabii. Bunlar aslında sedef bir insandan bir insana asla bulaşmaz. Genetik geçişli bir hastalık. Evet. Genetik bir geçişli de şunu hemen söylememiz lazım. Genetik geçişli derken neyi kastediyoruz? Annenin kendisinde var. Anne hemen bize soruyor. Ya çocuğumda olacak mı? Hayır, öyle bir şart yok. Tabii. Yani 5-6 kuşak çıkmayın. 5-6 kuşak sonra tekrardan çıkabilir. Ama genellikle sedef hastalığı bireylerine bir sorarız. Amcada var mı, teyzede, halada, anneanneleri, dedeleri mutlaka araştırdığımız zaman altta yatan bir genetik geçmiş görüyoruz. Görebiliyorsunuz. Yani. Ama bulaşıcı değil de bulaşıcı genetik değil, geçmişi tabii, vardır. Bir insanın sedefli bir hastayla istediğiniz gibi el sıkışabilirsiniz. Genel olarak sağlıklı bir insandır da diyebiliriz. Hani evet. Laboratuvar tahlillerinde sağlıklı insanlar olarak karşımıza çıkarlar. Çok güzel. Peki efendim sedef hastalığı nasıl belirti verir? Nasıl verir ki kişi sedef mi, egzema mı, neye sahip olduğunu bilir? Aslında sedef lezyonlarını tanımlamak çok kolay. Vücudun özellikle kol, dirsek, diz, alt bacak, ön kol ve özellikle bu kulak ve kulak arkasını tutan saçlı deride görülen bir rahatsızlık. Ama vücudumuzun bütün bölgelerinde, göğüs, karın, sırt, kol, bacaklar her yerinde de görülebilir ama ilk çıkış özellikle cildin daha çok darbe alan, dirseğimizi koyuyoruz, değil mi, namaz kılarken dizlerimizi koyuyoruz tabii gibi veya bayanlarda özellikle sert tarak kullanan bayanlarda çok sık görüyoruz. Zaten direkt olarak bir bayan hasta geldiği zaman direkt yasakladığımız bazı şeyler var. O da sert tarak kullanmaması. Silikon, çok enteresan. Silikon yumuşak uçlu, topaç uçlu tarakları hastalarımıza tavsiye ediyoruz. Peki aynı anlamda yıkanırken kese yapmak, peeling yapmak, sert onların, bir şeyle deriyi ovalamak da problem yaratır mı? Elbette ki. Normalde bunlar yasak. Hani kullanacaksa yumuşak lifler kullanıyoruz. Sedef, az önceki sorunun cevabını hani sedef lezyonlarını tanımlamak aslında çok kolay. Bir hekim birkaç defa gördüğü zaman bir lezyonu, bu rahatlıkla bu sedeftir değildir diyebilir. Bazı hastalıklarla karışabilir. Mesela? Saçlı deride seborreik dermatit, egzama, avuç içinde egzama ve sedef birbirine çok sık karışan iki rahatsızlıktır. Evet. Normalde sedef lezyonlarını biz vücudun dış kısımlarında görürüz. Dış kısım derken şöyle yapalım. Dirsekten bu bölüm. Egzama ise kol içi. Bir tanesi dirseği tutuyor, bir tanesi egzamayı tutuyor. Egzama, özür dilerim, egzama kol içi. Evet. Sedef ise kol dışını tutar. Bir rahatsızlıktır. Hastaya geldiği zaman, şüphe ettiğimiz zaman, bizim hasta muayene koltuğuna oturduğu zaman şunu derim hastaya. Bana belirti verir. Hani en kolay belirti. Sedef hastası oturduğu zaman hocam benim yaralarımdan beni kurtar. Egzama hastası oturduğu zaman hocam beni kaşıntılarımdan kurtar. Çok hani, enteresan. Sedef kaşınmaz. Sedef de kaşınır ama asla bir egzama gibi değil. Yani hani egzama hastası gelir. Yani hocam 10 yıldır bir gün bile uyumadım diyen hasta yani ağır sedef, ağır egzamadan bahsediyoruz. Evet. Egzama çok kaşıntı yapıyor. Çok daha alerjik mantarla bünyelerde karışır mı? Mantarın tabii ki oluş bölgeleri çok daha farklı bölgeler olduğu için çok fazla öyle bir karışma yok. Ama saçlı deride özellikle seborreik dermatit, sedef arasında gider geliriz. Gene hastaya sorarız kaşıntı durumu nasıl diye. Hasta bizi yönlendirir yani. Peki hala sedef hastalarında beslenme önemli midir? Bir bağışıklık sistemini ilgilendiren bir rahatsızlık olduğu söyleniyor. Efendim doğrular mısınız? Sedef hastalarında beslenme çok önemli. Aslında sedef hastalarına yaklaşım tarzımızı biz hekimler olarak biraz değiştirmemiz lazım. Hani bizim yaptığımız en önemli şey o. Hasta geldiği zaman hastayı bilinçlendireceğiz. Hasta yarasına bakmayı bilmesi lazım. Şimdi sedefli yara. Baktığımız zaman ne görmemiz lazım? Yara açık pembe renkli ve ortası çökük. Yani sedef normalde sedef lezyonlarını eğer cilt tamir mekanizmasını yıllar içerisinde yitirmemişse sedef lezyonlarının ortaları çökük ve sedef lezyonları ortadan kenara doğru iyileşir. Yani baktığınız zaman lezyonun ortasının bu şekilde çökük olarak görmemiz lazım.
Şimdi burada çok önemli bir yere değineceğim. Bizi izleyen izleyiciler açısından çok önemli vereceğim bilgiler. Her hasta bunu bilmesi lazım. Yemek yediniz. 2-3 saat sonra lezyonlarınıza bakın. Eğer lezyonlar kızardıysa, az önce ne demiştim? Açık pembe renkli olacaktı. Eğer lezyonlar kızardıysa yediğiniz yemek size dokundu. Çok enteresan. Ha. Mesela bu ne? Baharatlı bir yemek mi? Şimdi ekşi mi, tatlı mı, acı mı? Ekşi mi, tatlı mı? Hepsinden gidelim o zaman. Tabii. Şimdi şöyle diyelim. Cilt kan akımı arttığı zaman lezyonlar kırmızılaşıyor, yaralar büyüyor. Tekrar edelim. Cilt kan akımı arttığı zaman lezyonlara kıpkırmızı olur, kaşıntı olur, ortası kabarır. Tabii. Ve yara ertesi gün daha büyük. Bir alerjik reaksiyon gibi mesela. Yani ne demek istedim? Cildi, demek ki cildi kanlandıran gıdalar sedef lezyonlarını arttırıyor. Evet. Bunlar nedir özellikle? Az önce hani siz bizden daha iyisiniz herhalde. Estağfurullah. Baharatlı karışımlar, acı tatlı soslar, acı bir... Mantık olarak düşün. Ben alerjik olduğum için hocam hemen aklıma o geldi. Evet doğru ama gerçekten değil mi? Böyle bir yemek yedik. Güneydoğu Anadolu yemeğimizden yani böyle bir yemek yedik. Terledik böyle. Tabii ateş basar. Ateş bastı. Sonra bir baktık ki yaralarımız kaşındı. Hmm. Hastalar, biz bunları binlerce hastayla hani baktık bugüne kadar. Hasta bana diyor ki hocam acı bibere dokunduğum anda direkt kaşınıyorum. Çok enteresan. Acı biber, isot türü biberler, fazla aşırı salçalı yemekler, aşırı baharatlı yemekler, çiğ köfte, sucuk, zencefil, en çok patlıcan, domates, alkol. Çok enteresan. Bunlar patlıcan, domates ve alkol. Ev sirke, turşu gibi gıdalar gene kan sulandırıcı değil mi? Kalp ameliyatı olmuş tabii. Hasta bize gelmiş. 2 yıl önce tertemiz olmuş hasta. Sonra kalp krizi veya bir stent takılmış kan sulandırıcı kullanıyor. Bir bakıyorsun ellerinde patlak veriyor hastalık yeniden. Bu tip rahatsızlıklar sedef lezyonlarını aktive ediyor. Arttırıyor. Tekrardan çıkmasını sağlıyor. Gene limon suyu, portakal suyu. Mesela yemeğe salataya sıktığın limondan bir şey olmaz ama bol miktarda alırsan. Evet. Yani kan sulanırsa, cilt kan akımı artarsa. Artarsa. Mesela asidik ürünler. Yemekteki sarımsaktan bir şey olmaz. Yani bunlar hep bizim özel tecrübelerimiz çok biliyor musun? Çok enteresan hocam. İlk defa böyle mesela, bir şey. Mesela çiğ sarımsak mesela kimi insan her sabah yutar değil mi sağlık yutar, için? Sağlık için. Fazla sigara, kola, gazlı içecekler, kızartma, cips. Şimdi burada şöyle bir şeyimiz var. Bu Ebru herkes Hanım için aslında zararlı da acı şimdi, kısmını bilemedim. Evet. Şimdi bir hasta düşünün. Bize Almanya'dan yaz tatilinde Türkiye'ye geliyor. Sedef hastası. Hastaya kalktınız, karşısına geçtiniz. Diyorsunuz ki sakın domates yeme. Böyle bir şey mümkün değil. Tabii. Yani dediğiniz zaman zaten hasta sizi dinlemeyecek. Buradaki bizim ana kuralımız, kliniğimize gelen her hastaya tek tek anlatıyorum. Bunları yiyebilirsin. Bunları yemek serbest. Yapacağın tek şey şu. Diyelim ki bir dürüm çiğ köfte yedi. Yara bak, yaraya bak. Kırmızıysa gelecek sefer yarım ye veya çeyrek evet ye. Azalt. Domates, menemen ye. Pişmişi. Pişmişini yedin. Ha baktın ki dokundu. Bir dahaki sefere biraz daha az ye. Yani komple bunları asla yemeyeceksin diye bir şey denilemez. Bir de biz burayı olabildiğince... Mesela biz burada çilek anlatmadık, pek çok gıdayı koymadım. Evet. Olabildiğince az gıda, hani çok kullanılan az gıdaları, yani 50 tane de yazabilirdim buraya. Azaltalım diyorsunuz, tabii. Yani hastanın konforunu, hayat konforunu bozmadan bir yaşam tarzı hastalarımıza sunmaya çalışıyoruz. Peki efendim, bizim ulaştırmada sevgili Salih abimiz var. Salih abicim gel, buyurun lütfen. Kendisine sedef rahatsızlığı var. Bunları yiyip yememeniz gerektiğini biliyor muydunuz? Hoş geldiniz, şöyle ortaya alalım sizi, buyurun. Salih abi, nerede var senin sedeflerin? Sedeflerim çift bacaklarımda var, kol dirseğimde var. Bir gösterebilir miyiz kol dirseklerini hocamıza? Geçmiş olsun. Ne zamandır var? Aşağı yukarı 20 yıldır. 20 yıldır. Evet. Açalım peki şimdi hastamızı. Evet. Şimdi bu dirseği de açalım. Burada evet yok. Onda yok. Şimdi programın ilk girdiğimiz zaman bir şey demiştik. Sedefin en çok tuttuğu yer değil mi? Kolu şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Yani vücudumuzun dış yüzü. Şu tarafta. Evet. Gördüğünüz gibi burada çıkmış. Hastalık daha çok bu tarafı tutuyor. Egzamayı ise burada görüyoruz. Evet. Bu tarafta görüyorduk. Şimdi hastanın bacağındaki lezyonları göstermemiz mümkünse. Evet. Açabiliyor muyuz birazcık? Tabii. Bacağında da bakalım nerede var. Ah yara haline gelmiş. Evet. Kıyamam. Aha. Şimdi. Bu ileri derecede diyebilir miyiz? Bu orta derecede ama sedefin pek iyi bir tipi değil, öyle söyleyelim.
iyi bir tipi değil. Ne demek? Neye dönüşür aha. Bu neye dönüşür? Normalde bu tip mesela bir yerde çıkar, her yıl büyüye büyüye gider, asla iyileşmez. Ha. Anlatabildim mi? Peki. Sedefin tipleri var işte. Mesela burada bir benek gibi çıkar, iyileşir, burada çıkar, evet, iyileşir. Yani sürekli olarak değişir. Hastamızda ise lezyonları stabil. Ne yapacağız peki abi? Şimdi şöyle söyleyelim. Önce hastaya baktık, ne gördük? Sedef hastalığı var. Sedef hastalığı var ama izleyicilere hani bir şeyler öğretmek istiyorum. Azı bu eklemi yakaladık. Şimdi yaraya çok dikkatli bakmamız lazım. Yaraya baktığımız zaman ne gördük? Gerçi hani hastayla ben daha önceden konuştuğum için hasta dün kortizonlu kremlerden kullanmış. Evet. O yüzden hani söylediklerim bazen yanıltabilir. Ben şu andaki eğer kortizonlu krem kullanmadan gelmiş olsaydı ne görüyorduk? Yaraya bakacağız. Çok önemli bir hekim evet. için. Ne gördük? Yaralar çevresi sınırlı. Hemen yan taraftaki doku sapasağlam. Tamam. Yani İyi bir şey. Hastanın durumu aslında hastaya dışarıda da söyledim. Hasta bilerek veya bilmeyerek kendisine aslında iyi bakmış. Ha, çok yaraların güzel. Çok daha fazla yayılmasını engellemiş. Maşallah. Bu bizim için iyi haberi aldık. Evet. Bu iyi haberdi. Şimdi tekrar yaralara dönüp bakıyoruz. Hani ilk konuşmamın ilk başlangıcında yaralara bakacaktık. Yaraların ortası şöyle çukur olacaktık. Şimdi yaralara böyle dikkatli baktığımız zaman hiçbir yarası çukur değil. Evet. Yani ne olmuş? Hasta yıllar içerisinde, tabii ki bu cilt 20 yıldan beri hasta. Yani onarım kabiliyetini kaybetmiş. Artık yaralarını iyileştiremiyor. Yani burada tedaviyle beraber mutlaka bir cilt bakımını hastaya öğretmemiz lazım. Evet. Değil mi? Bir hastaya ameliyat yapacaksın değil mi? Et yedirirsin, süt yedirirsin ki değil mi? Ameliyata güçlü girsin. Ameliyat tabii. sonrası yaralar hızlı iyileşsin. Yani buradaki yapacağımız şey çok önemli aslında. Evet. Hastaya o cilt bakımıyla beraber bu cildi özellikle mineral ve vitamin açısından bir takım kremlerle... Beslenme ve kremlerle beraber. Beslememiz şart. Hocam ki o zaman size teslim edebilir miyim Salih abiye? Bize teslim ederseniz 3 ay sonra alırsınız. Olsun. Tamam. Olsun. Size ben şimdi bugün 23 Aralık Pazartesi yeni yıl hediyesi Salih abiye. Doktorumuza teslim ediyorum. Doktor Mehmet İltaber Bahadır. İnşallah daha iyi sonuçlar gelecek. İnşallah. Eminim siz iyi bir hasta olacaksınız Salih abi. Sağ olun Ebru. Evet. Tamam. Teşekkür ederim. İyileştirdikten sonra da yine her hasta 2 yıl. Ortalama iyileşme süresi 3 ay. Peki. 14 hafta olarak belirliyoruz. Çok güzel. 14 haftadan sonra da 2 yıl her hastayı takip ediyoruz. 4 ayda bir veya 6 ayda bir şehir dışındaysa peki. randevularımız var. Efendim çok teşekkür ediyorum. Ben hem teşekkür çok güzel ederim. Bilgiler verdiniz hem de çok güzel bir şeye vesile olmuş oldunuz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kendine iyi bak devam ediyorum.